Maaş artışına adaletli formül gündemde. Emekliye prime göre zam. Yücel Kayaoğlu'nun haberi. Memur ve emekli için imkanlar zorlanacak. Emeklinin zammı ödenen primle doğru orantılı olacak. AK Parti en düşük memur maaşıyla emekli aylıklarına enflasyon oranındaki artışın yanı sıra refah payı eklenmesi için çalışmalara başladı. Bayram sonrası yasalaşacak bayram tatili 9 gün e, biliyorsunuz ve onun ardından 5-6 maddelik teklifin bayram sonrası kanunlaştırılması planlanıyor. Yüksek prime yüksek artış emekli ve memur maaş artışları için EYT ve depremin maliyeti sebebiyle üzerine ağır yük binen bütçenin bütün imkanları zorlanacak ve seçim vaatlerinin yerine getirilmesi için e, büyük bir efor sarf edilecek. Dinamit lokumu patladı. Ankara Elmadağ'da dün sabah ilk olarak da Gerete Haber'de sizlerle paylaştık. 5 kişi, 5 işçi şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten büyük bir olay, büyük bir patlama. Ee, Ankara'da makine ve kimya endüstrisine ait roket fabrikasında bu patlama yaşandı. Çalışanların yakınları fabrikanın önüne akın ettiler. Gerçekten çok zor bir durum. Hepsine başsağlığı diliyoruz. Bu sabah da hala yangın söndürülememişti. İki telli organize sanayi bölgesinde de dün saat 16'da büyük bir yangın çıktı. Çok şükür hayatını kaybeden yaralanan çalışan yok fakat büyük bir maddi hasar var ve çökmeler var yer yer fabrikada.